Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe 164, 165, 166, 167 ve 168. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz konuşmak isteyen çocuk. En çok kimlerle iletişim kuruyorsunuz? Günümüzde insanlar en çok iletişim kurdukları kişilere örnek vermek gerekirse çevresinde var olan komşuları, yakınında var olan arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle, hocalarıyla, en başta da anne ve baba, kardeşleri, kuzenleri gibi birçok kişilerle iletişim kuruyorlar. En çok iletişim kurduğumuz insanlarla konuşmalarımızda ses tonumuza, jest ve mimiklerimize ve sade bir dil kullanmamıza büyük önem vererek karşımızdaki ile de en iyi şekilde iletişim kurmamızı sağlamamız gerekir. Konuşmadan nasıl iletişim kurabilirsiniz? İnsanların konuşmadan iletişim kurmaları olanak içerisinde olsa bile bazı zorluklarla beraber anlaşılmaz hale geldiğini ifade etmemiz gerekir. İnsanların konuşmadan iletişim kurmalarını örnek vermek gerekirse, jest ve mimiklerini kullanarak iletişim kurabilirler. Beden dilini kullanarak da iletişim kurabilirler. Ayrıca yazı yoluyla da insanlar birbiriyle iletişim kurabileceklerini ifade etmemiz gerekir. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Kafes, evcil hayvanların barınması için yapılan tahtadan veya metal oluşan eşyaya kafes adı verilir. Miskin, bir kişinin hoş karşılanmayacak durumlar karşısında tepkisiz kalan canlıya miskin adı verilir. Tıraş, uzayan kılların kesilerek temizlenme işlemine tıraş adı verilir. Soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız. Ali annesine ne demiş? Anne, anne gel gel demiş. Ali babasıyla nerede konuşmuş? Banyoda konuşmuş. Karabaş Ali'nin sorusuna nasıl cevap vermiş? Hav hav cevabını vermiş. Ali'yi kim dinlemiş? Dedesi dinlemiş. Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Metnin konusu, konuşmayı yeni yeni öğrenen bir çocuğun etrafındakilerle konuşma çabası. Metnin ana fikri, konuşmayı yeni öğrenen çocuklarla ilgilenilmeli, konuşmalarına fırsat verilerek konuşma yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olunmalıdır. Dinlediğiniz metni iki farklı başlık bulunuz. Konuşuyorum, konuşmak çok güzel, yeni iletişim gibi başlıklar örnek olarak verilebilir. Dinlediğiniz metni ana hatlarıyla anlatınız. Konuşmaya yeni başlayan Ali, öğrendiği kelimelerle ailesi ve diğer canlılarla iletişim kurmaya çalışır. Fakat kimse Ali ile ilgilenmez. Sonunda dedesi Ali ile konuşur ve muhabbet etmeye başlarlar. İnsanlarla iletişim kurmak neden önemlidir? İnsanlarla iletişim kurmak, onlara en iyi şekilde kendimizi ifade etmek amacıyla büyük bir önem taşır. İnsanlarla iletişim kurarken sürekli olarak dolgun bir ses tonu, anlaşılır bir dil ve bunun yanında jest ve mimikleri, müzik kullanılarak en iyi şekilde iletişim kurmalı ve konuşmamız gerekir. İnsanların güvenini kazanmak, onlara bilgi vermek veya bir iş veya bir konu hakkında onlara yol göstermek ancak iletişimin en iyi şekilde kullanılarak yapılabileceğini ifade edebiliriz. Karşımızda var olan insanlara bilgi vermek ve onların güvenini kazanmak için en iyi şekilde konuşma, ses düzeyi ve beden dilini kullanmalıyız. Kendinizi büyüklerinize ifade edebilmek için neler yapabilirsiniz? Küçük yaşta kendimizi büyüklerimize ifade edebilmek büyük bir önem arz eder. Kendimizi büyüklerimize ifade ederken sürekli olarak dolgun bir ses tonuyla veya jest ve mimikler kullanarak karşıdaki var olan büyüğümüzü en iyi şekilde ikna etmeli ve onunla en iyi şekilde iletişime geçmemiz gerekir. Sonuç olarak büyüklerimizle iletişim kurarken dolgun bir ses tonu, anlaşılır bir ses düzeyi ve jest ve mimiklerimizi kullanarak iletişim kurmalı ve kendimizi ifade etmeliyiz. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forumsayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.